Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine hem çok işinize yarayacak hem de çok eğlenceli bir sinerjiden bahsedeceğiz arkadaşlar. Özellikle Kitty Pryde ile beraber yanındaki Dragon Man'den bahsedeceğim arkadaşlar. Bu ikisi yan yana olduğunda ne oluyor? Kitty Pryde'nin arkadaşlar yakma zayıflarının süresi %10 artıyormuş ve pasif yakmalarının süresi de %15 artıyormuş. Bu neden önemli? Kitty Pryde rakibin üzerine ne kadar çok yakma verirse, ne kadar uzun süre yakma verirse kendi üzerindeki ısısını o kadar arttırıyor. Bu da özel saldırısından verdiği bomba gibi hasarı coşmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Ama asıl mevzu Dragon Man arkadaşlar. Dragon Man eğer üzerinde herhangi bir güç yüklü değilse, yani güç barını arttıran bir takviye var, o yoksa arkadaşlar L2 attığında 3 tane daha fazla yakma zayıflatıcısı rakibe verebiliyor. Normalde L2 atan rakibe 3 yakma zayıflatıcısı veriyor arkadaşlar. Ama bu sayede 6'lı vermiş olacak. Bu ne işe yarıyor? Rakibin üzerine yakma varken Dragon Man ağır saldırı attığında bayağı büyük patlama hasarları veriyor. Yani tek L2 ile direkt 6 yakma verip ağır saldırı çıkabilirsiniz. Bazen şansınızı zorlayıp 2 kere L2 artı ağır atarsanız o zaman da geçen de hatır sayılır hasarlar verecek arkadaşlar. Evvela Kitty Pryde ile başlayalım mevzuya. Kitty Pryde'ı bir gösterelim. Sonraki ikinci dövüşte de Dragon Man'i göstermiş oluruz. Kitty Pryde ile dövüşün uzunluğuna göre arkadaşlar L3 arkası L2 oynuyoruz. Tabi üzerine alacağı hünerler de ayrıca yeni bir güzellik ve ponçiklik oluşturacaktır. Allah güzel yakalandım ama hakkımı yemeyin şimdi. Hop. İlk işimiz bir oy, eğer şey yapabilirsek problemleri aşabilirsek L3 atmak arkadaşlar. İlk işimiz Kitty Pryde'le bir L3 atmak. Kış askeri bırak Blue kardeşim. Bu oyun blokta oynanmaz. Acok delikanlı ol, delikanlı. Gitti hünerlerimiz vallahi billahi. Eyvah. Yok edilemezken, düzeltiyorum, yok edilemezken değil. Görünmezken basıyorum arkadaşlar L3'ü. Şimdi rakip üzerine bir yakma verecek. Bu yakma artık daha uzun sürecek. Daha uzun sürmesi bizim termometremizi bakın nasıl da hızlandırıyor. Görünmezken özel saldırı 3 attığım için de 4 saniyelik ekstra bir görünmezlik verdi. Bu arada rakip üzerinde pasif yakma devam ediyor arkadaşlar. Sanıyorum ısımı benim 400'e yaklaştıracaktır. Maksimum 400 oluyor. Aynen. Tek L3'te maksimum seviyeye çıkarttıracak beni gibi gözüküyor. Şöyle biraz daha bekleyeyim bakayım. Maksimum seviyeye çıkarttırıyor mu beni? Çıkarttırıyor valla. Normalde çıkarttırmıyordu. Evet arkadaşlar, maksimuma çıkardı ve L2 ile atarak fini finito defterini dürdüm arkadaşlar. Mevzu bu. Mevzu bu. Yani tek L3 ile sizi maksimum seviyeye çıkarttırabiliyor. Siz de benim gibi beklemek zorunda değilsiniz. Siz normal devam edersiniz oynamaya. Gelelim Dragon Man'e arkadaşlar. Dediğim gibi Dragon Man'de L2 attığınızda normalde 3 tane yakma verirdi. Artık 6 tane verecek. Tabi üzerinizde fazladan güç seli yoksa. Şimdi bu hem elemanı köşeye doğru sıkıştıralım hem de L2 atalım. L2 atıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi çifter çifter yakmaları verdi. Bam. Ben bir de buna şimdi ağır saldırı uygularsam onları patlatıyor arkadaşlar. Patlatıyor. Kaç vurduğunu görmesem de siz geri alıp bir slow yaparsanız kaç vurduğunu görürsünüz. Bu süper bir şey. Yani tek L2 ile çift L2 atmışsınız gibi oluyor. Eğer yetiştirebilirseniz, dediğim gibi 2 tane L2 atarsanız o zaman daha bomba oluyor. Deneyelim bakalım yetişecek mi? Şimdi bu birinci L2. İkincisi için de yardıralım. Ki Dragon Man'in arkasında en etkili verdiği hasar şekli budur. Üzerindeki yakmaları ağır saldırıyla patlatması. Hemen bir tane atalım. 12 yakmaya çıkardık. Siper atabilirsem ya da bir şöyle bir ağır saldırı, ah vuramadım, çok zorladım kendimi ama patlattım. 70.000 galiba, yanlış görmediysem arkadaşlar
77 bin gibi hatırı sayılır bir rakamla elemanı patlattım. Bu da Dragon Man'e. Dragon Man aslında çarpı 1,5 yapıyor. Biliyorsunuz çarpı 2 diyemedim ama Dragon Man'i bu sinerji arkadaşlar çarpı 2 yapıyor. Çarpı 2 yapıyor. Çok daha rahat takılabilirsiniz. Mesela yine aynı şekilde girelim. Bu sefer Dragon Man'le biraz daha şey oynayalım böyle. Nasıl diyeyim? Relax oynayalım böyle. Ya çıkış askeri hadi Kaptan Marvel biraz oynatıyor ama çıkış askeri pek oynatmıyor. Vicdansız. Öyle yılların yemişliği var tabii, normaldir. İlk işimiz elemanı şöyle hafiften bir köşeye sıkıştım. Bu arada Dragon Man'i genelde defansta kullanılır ama ben saldırı da çok beğeniyorum. Güzel, köşeye sıkıştı. Hemen bir tane L2 atıyorum. Alt tane yakma verdim. Rakibi yeri düşürdüğü için de arkadaşlar engellenemez oluyor. Böyle de bir güzelliği var. İkinci L3. Bakayım yetişecek mi? Yetişti. Atıyoruz. 12 yakma. İşte burada ağır saldırıyı kondurmak lazım. Gel bakayım yetişecek mi? Acele, acele et, acele et, tırrık. Vallahi bizim acelemiz vardı ama elemanın acelesi yokmuş. 26.800. Altılı yak. Olsun, Allah bereket versin. Bu arada bendeki arkadaşlar 6R2. Tabi her L2 attığınızda da ekstra bir hiddet basıyorsunuz üzerinize. Bir ağır saldırı daha, yine 26.000. Bu da arkadaşlar Dragon Man'e faydası. Eğer elinizde Dragon Man varsa, atıyorum mesela 5 yıldız R3 R4 Dragon Man var elinizde. Kitinin de 4 yıldızı var. Ya da 5 yıldızın düşük versiyonu var. Dragon Man oynayacaksınız. Ekmek. Bu Dragon Man'in de sürekli güç setini çok beğeniyorum. Çok keyifli oluyor. Ayrıca Dragon Man'in L3'ü de arkadaşlar özel bir L3'tür. Onunla ilgili de video yapmıştım ama yine bir ara yaparım. Rakibi yere düşürdüğü için direkt engellenemez. Yani blok blok falan tanımıyor. Öldü acılar. Geçmiş olsun. Çok dediğim gibi değişik, enteresan bir sinerji ve keyifli bir sinerji. Özellikle Dragon Man'i coşturması bakımından oldukça güzel bir sinerji. Arada böyle alternatifleri de görmek iyi oluyor arkadaşlar. Aklınızda bu tarz değişik sinerjiler varsa videonun altına yazın. Belki bir sonraki sinerji videosu o olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.